Yeni bir reply'deyiz. Obje 7777777. Biliyorsunuz Fırat'ın ve benim bir anlaşmamız var Vought'la. Bu anlaşma kapsamında bizim ayda 4 maç az oynanan tanklarla oynamamız gerekiyor. Fırat bu ay sanırım 3 kez oynamış, bir kez daha oynayacak. Selçuk'a da böyle bir talepte bulundu World of Tank. Selçuk da ikametgah belgesini, kimliğini, nüfus cüzdanını vererek başvuruda bulundu ve artık Ben o da itiraf ederim, aslında saha için oynadım. saha Saha için mi? donanımları için. Saha donanımları var ya. Ne için abi o ne olacaktı? Biraz Bu daha açıklayacağım. saha mıydı? Saha donanım. Hani ekstra böyle can puanı veriyor tankları kastıkça. Ha tamam Oradan okey. özellikler seçiyor ya. Saha mıydı? Sahra mı diyorlardı? Tamam saha geliştirmeleri hatırladım abi. Saha geliştir mesela. Ben donanım diyorum ona ya. Tamam okey doğru. Aklımda hep o kaldı. Ben de birçok şeyin zaten adını bilmiyorum. Kestirmeden söylüyorum. Çok normaldir. Neyse şimdi bu maçı izleyelim. Bakalım 777. 777 tankını ben çok seviyorum. Niye seviyorum? Şu anlamda seviyorum. Bir kere profili çok alçak bir tank. Side scrape'e çok uygun bir tank. IS-4'ün ulan konuşamadık. Side scraped mantığıyla oynarsanız dilimiz dönmüyor artık konuşmaktan. Oynarsanız çok başarılı olursunuz. Mr. Blitz, Berkay da hoş gelmiş. Selam dostum, hoş geldin. Yarın yayın var, haberin olsun. Zaten biliyorsun, sen haber verdin bana. Bu tanka da Türkçe çeviri olarak da anlatabilirim yani. Türkçe tabiriyle götü yere tank, göte yere yakın tanktan korkacaksın. Aynen öyle abi. Selçuk'un tabiriyle Totos'u yere yakın tanktan korkacaksın diyor ve gaza basıyor. Genelde çok fazla tercih edilmiyor. Tercih edilmemesi ona bir avantaj oluyor. Çünkü insanlar çok fazla sahada görmediği tankları anına avradını ben nereden deleyeceğim bunu deyip saçma sapan yerlerine ateş ediyorlar. Evet 777'nin IS-4 topu var sanırım. Eğer yanılıyorsam şu anda Selçuk ya da chat'tekiler beni düzeltebilir. Ve ağır hattına doğru gidiyor Selçuk. Güzel bir pozisyon almak istiyor ki rahat pozisyon alabileceği bir bölge. Renegade yanında sanırım doğru okuyorsam. Evet ilk teması sağladılar. 777 seviye 9 bir maça gelmiş. Bu onun için çok daha büyük bir avantaj. Ve Selçuk gibi iyi oynayan birinin elinde de bu tanklar gerçekten kaliteli bir tank haline geliyor. Ve rakip ağırlarını bezdirecek zırha sahip tankları bir de bilinçli oynadığınızda artık iyice zırh konusunda upper bir seviyeye, üst bir seviyeye ulaşıyor tank. Burada yine körden attığını görürüz Selçuk'un. Yan tarafında tankın adını okuyamıyorum ben abi. Bu Japon. Neyse Japon Neyse. tankı konsept mi? Yok değil. Okuyamadım. Neyse çok bulanık görünüyor. Ve 705 de oraya geldi. İki arı, iki ağırlar şu anda. Renegade, iki tank, iki ağır tank ve bir tane de karşısından geçen Udes'i görüyor Selçuk. Ona hasarını veriyor. Udes o bölgeden kaçmak zorunda yoksa Selçuk'un atışlarına çok fazla maruz kalacak. İşte yandaki tanklardan biri ateş etti. İşte side scrape dediğimiz bu. Çok bilinçli bir açı verecek ve buradan onu delmeleri neredeyse imkansız olacak. Selçuk'un açısı çok güzel. Hasarını güzel verdi ama yine delindi. Nereden delindi anlayamadım. Belki üst gövdeden delinmiş olabilir. Tabii karşıdaki tanklar da ağır tanklar ve gerçekten zırhları kalın ağırlar. Çok güzel. Anası delmedi onu. İnanılmaz bir RNG izledik. İnanılmaz bir RNG izledik. Selçuk hiç umurunda değil. Aynı pozisyonda bir kez daha ateş edeceğim be de. Ve bu sefer RNG evet. Bu sefer artık yeter dedi Selçuk ve o 705'i deldi. Ve artık 1300 hasara kadar ulaştı Selçuk. Çok güzel bir pozisyonda. Bakın IS-4 side scrape dediğimiz ya. İşte tam anlamıyla bu IS-4 side scrape'i. Selçuk bir kez daha aynı yere ateş edecek ve artık 705A oyunda değil. Bir sonraki tankını seçebilirsin ve tekrar savaş butonuna basabilirsin dedi Selçuk bu son atışıyla. Ve çok net bir atışı var Selçuk'un. Onu kaçırdı gibi ama hayır. Tape 57 az önce adını okuyamadığım tank Tape 57'ymiş. Tape 57'ye çok güzel bir yerden komutan kapağından hasarını veriyor Selçuk. Gördüğünüz gibi artık Selçuk'a ateş bile etmiyor aklı olan. Niye? Çünkü sektireceğim diyor. T77 patlayıcıya geçti. Selçuk burada inanılmaz bir şekilde sektirme rekorları kırabilir. Sektirme rekorları kırabilir. Selçuk'a nişan bile almıyorlar. Çünkü denemeyeceğim deyip bırakıyorlar.
Şimdi burada Selçuk deminki avantajını kaybetmiş oldu aslında oradaki tankları patlatarak. Çünkü önünde o pozisyonda geçen başka bir düşman tankı yok. 6-3 çok ciddi bir şekilde rahatlar. Benim tahminim Selçuk ya arkadan dolaşmayı düşünecek ya da öndeki tankların zırhını kendine siper yapacak. Yine evet benzer bir açı veriyor. Açım iyi diyor ama abi aklın yolu bir diyorum ya. Aklın yolu bir abi. Bu kadar basit. Evet geri dönüyor. Geri dönüyor. Çok güzel. Bak gördünüz mü abi? Bilinçli oyuncu. Yani kafayı şeye bağlamamış adam. Hani ben arkaya dolaşmam lazım. Hayır. Arkaya dolaşırken bir bakıyor. Çok az geri alacağım. Biraz bekleteceğim sizi. Burada birazcık satranç var. Satranç takım oyunu var. Şöyle. Şöyle. Şimdi ben burada ne dedim? İyi yayınlar. Amerika'dan ağır ağacı M'ye akıl almaz olaylar. Akıl almaz olaylar. Hoş geldin yayına öncelikle. Teşekkür ederiz yorumun için. Hepsini anlatacağız. Şu replayi izleyelim. Selçuk'un replayi. Ben burada ne dedim? Selçuk'un iki tane hamlesi var dedim. Ya burada öne geçecek side scrap yapacak dedim. Aynı bir önceki pozisyondaki gibi. Ya da dedim arkaya dolaşacak dedim. Selçuk durdu burada bir sektir. Dedi ki ya dedi arkaya dolaşayım. Ben burada dedi sıkıntı olacak. Sol tarafa çık falan dedi. Gidiyordu ananı avırdın dedi. Bizim orada tanka basıyorlar lan dedi. Bir tane daha gelirse adamı öldürür dedi. Geri dönüyor şu anda Selçuk. Mantık oyun çok basittir. Ve onu da aslında çok rahat bir şekilde garaja yolladı Selçuk. Kili kovalamış aslında burada Selçuk. Bu da yani kili oynamış. Ne kadar da orada tek kalması Selçuk'u ilgilendirse de dönüp bir tane çakayım öyle gideyim demiş. Onu da yapmış zaten sonra arkadan. Tekledik. Aynen öyle. Aynen öyle. Arkadan dolaşmaya devam ediyor. Tankını çok iyi tanıyor Selçuk. Diyor ki side scrap yaptı bu. Aga diyor burada kral benim. Kral benim diyor. Side scrap yapıyor ve VZ'yi de sen misin o açılı zırhını bana dik gösteren deyip onu da garaja yolluyor ve diyor ki sen de başka bir tank al ve tekrar savaşa başla diyor. Selçuk devam ediyor. Evet Selçuk durmak bilmiyor. O 777.777 ise bakın yine çok güzel bir pozisyon Selçuk için. İşte bu tankı niye seviyorum abi biliyor musun? Ben bunu durduracağım burada anlatacağım. O 777 şubesiyim ben abi. Tank çok alçak ya. Önündeki ufacık bir şeyde bile cooldown'a kalabiliyorsunuz. Yani tankın, normal bir tankın yüksekliği atıyorum 2 metre ise bunun yüksekliği 1 metre 30 santim. Farazi konuşuyorum, değildir o kadar. Dolayısıyla çok ufacık bir tümsekte bile cooldown'dasınız. Taretiniz de alçak. İnanılmaz bir avantaj. Gitti orada ufacık bir tane şey buldu böyle. Çakıl taşı buldu Selçuk. Altını kapattı. Cooldown'da kaldı. Hop, hop gömdü. Bir geri geldi. Sıkıntı yok. Gelsinler diyor. Gelsin side scrap veririm diyor. Verdi side scrap'ine. Gelsin aga diyor. Önümü göstermem side scrap veririm diyor. Tabi burada biraz geç kaldı. Olur o da nazarı. Selçuk'un nazarı. Çok güzel. Geri geldi. Orada bir tane med gördü. Ah med kaçtı. Sorun değil sorun değil. 15 artık bundan sonra bence ciddi bir şekilde basacak Selçuk. Belki bir atış sonra basacağını düşünüyorum. Evet. AFS bu arada çok fazla korumadığını görüyoruz Selçuk'un. Çünkü artık maç bitmiş. Yani 10'a 6, 10'a 5. Maç gidiyor. Selçuk hasar kafasında. Bir tane daha, bir tane gömeceğim diyor. Çıktı, vurdu. Ah be ulan. Bunu nasıl verdin Selçuk? Bu herife ya bedava etkili vermişsin. Neyse sorun değil. Bak hemen bir açı verdi. Sol, sağ yaptı. Zınk, Udes sektirdi. Delemezsin aga bu tankı. Adam zaten Udes büyük bir ihtimalle şu oldu. Nereye açacağım, nereye, nereye? Deyip öyle attı. Selçuk da diyor ki Udes'e gel 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 dedi. Bak umurunda değil. Aman side scrap gireyim. Aman basmayayım. Bu olması gerekiyor abi. Maçın sonuna doğru kalan canınız ortanın kıvamındaysa ve sizi hayatta bırakacak düşünmeyin basın hasar kovalayayım ve Selçuk 4510 hasar 1000 kaç sektirme 1800 sektirme 1200 spot hasarıyla maçı tamamlıyor. Hızlıca şurayı ileri alayım. Evet takımdaki en fazla hasar atmış. Kör atış da var. Kör atış da varmış. Maçın başını denemiştim ya o girmişti. Yani aslında sen bir tane kör atışını atışta sokmuşsun. Aynen bir tane var. Neyse çok güzel bir reply'di. Yani ben bunu da şey lafını... Yok bu arada yorumlu... Bunda ben mesela 20-30 maç arka arka oynadım. Bak rastgele maçlar oynayan bilir çok hızlı bitiyor. Anca bir tane reply'lik maç çıktı. Bu da böyle bir maç yani. Evet. Çok çok kaliteli maç değil ama... Yok ama tankı... Çıkmadı yani. Şöyle tankı çok iyi tanıyorsun abi sen. Sen zaten hani birçok tanka vakıfsın.
benden daha da fazla vakıfsın. Burada tankı çok iyi tanıyorsun. Diyorsun ki abi altı kapatırım ben delemez. Bir sağ yaparım bu beni delemez. Side scrap'i koyarım ben burada kralım. Hep böyle oynamışım. Ve çok yerinde hamleler yapmışım. Tank da zaten beton gibi bir tank bence. Ya benim çok tercih edeceğim tank değil ama tabii, işte o hani, öyle kesinlikle. Sağ geliştirmeleri için. Şimdi oynadım ben dedim redler çıksın diye. İyi yapmışsın abi eline koluna sağlık. Şimdi burası teşekkür da zaten... ettim senin de ağzına sağlık. Ne demek? Şimdi yayını kapatacağım ama az önce bir arkadaş geldi. Akıl almaz olaylar diye bir arkadaşımız. İyi yayınlar. Amerika'dan ağır ağacı Miao tankı aldım. Yavaş yavaş pişman olur gibiyim. Senin bu ağaç hakkında düşüncelerin nelerdir demiş. Eyvallah teşekkürler demiş. Çöp ağacın en iyisi ne demiş? Son gelen teknoloji ağaç tankları var ya. Hı-hı. M5Y dediği konsept. Sonra Type 71. Hı-hı. Bunlarla alakalı bence bir gün konuşma yapalım. Tanklar çünkü kötü. Pişman olması çok doğru yani o. M5Y güzel değil çünkü. Kesinlikle değil abi. Kesinlikle ben de katılıyorum. Hani öyle de bir sohbet yapılabilir. Yapılır. Kısaca da yorumlayayım ben. Zaten Berkay cevabı vermiş. Aynı katılıyorum. Ben o tankı kasmadım bile. Öyle hatırlıyorum. Bakayım. Yani yalan olmasın ama teknoloji ağacı, Amerikan hattı hazır açık. Tak 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 alacağım. Heh. Ama almıyorum abi. Oynamayacağım çünkü. Ben bu tankı oynamam. Oynamak da istemem. Saçma bir tank. Amerikan hattında alacağın şurada Amerikan tanklarını sevmiyorum ben. Amerika'nın en iyi tankı T-29'dur abi. Ama seviyesine göre bak. Yani sen şimdi T-29'a kalkıp IS-7 içinden geçiyor. Değil abi. T-29 benim gönlümdeki Amerikan'dır. Bir tek M3'yi iyi derim. Gerisi nanay. Kesinlikle. Bu arada bir düzeltme geldi Mustafa Ege. Hatırlatman için çok çok teşekkür ederim. Doğru söylüyor. Jeton tankı abi. Obje 7 orada bir düzeltme yapalım. Obje 777 jeton tankı tahvil tankı değil. Bence akıl almaz olaylar yanlış tanklardan başlamış kasmayı. Umarım oyunu bırakmaz. Sinir olur. Başka ne almış? Evet pişman oldum zaten. Teşekkür ederim hepinize. Ben de sonraki tankı almayacağım. 4 sene... Fransız AMX falan oynadım. Yok evet. Abi. Kesinlikle. Mustafa Ege doğru söylüyor. IS-7 abi. Oyuna başladın. Birinci sene. İki ağır. İlk ağırın IS-7. Ben yanlış yere girdim. IS-7 abi bak. Rusların hepsi açık. IS-7'yi git al. Hiç düşünme. Sonraki tank. Conqueror alırsın. IS-4 alırsın. Ağır olarak söylüyorum. Fark etmez. Met. Git abi. Obje 430'u. Hiç düşünme. Al. Light. LT. T-100 LT. Özür dilerim. T-100 LT. Al. Düşünme. Evet. İleride çok güzel tanklar çıkıyor. Hani böyle oynaması keyifli falan ama. Bak. Rus'tan sadece tercih edilmeyen iki tank sayarım. K-91. 705A derim yani. Revaçta. Evet. Gerisi her türlü kasıp oynuyorlar yani. Kesinlikle 268 öyle. De katarım buna. Ve ben de buna düz 268. İmzamı atarım yani. K-91 gerçekten hani tercih edilmeyen bir tank. 705A aynı şekilde. Bir de şu 268 var ya. Düz avcı. 168, bir dakika. Çok revaçta. Ha şu. Heh, bir de o. Revaçta yani bu tank çok oynamıyor. Evet. Bu yani abi. Yani... Tankı kötü demiyorum. Tabii tabii. Güzel.